Sevil Hanım, istediğiniz gibi birinci kalite tül kullandık. Bunun fırfırı niye böyle? Ha? Ne bu? Ayrıca bunun drapesi niye böyle olmuş? Ha? Siz öyle istemiştiniz. Ne? Ben istedim. Ben böyle mi dedim ya size? Ha? Ayrıca bu tüller niye bu kadar uzun? Ha? Niye bu kadar uzun ya? Ben böyle mi dedim sana? Ne dedim ben? Ha? Ne dedim ben sana? Bak, bak. Böyle kısa olacak, duydun mu? Kısa dedim ben sana. Bu ne? Bu ne? Ha? Bu ne? Bak böyle dedim sana. Bak böyle, böyle, böyle. Dön! Bak arkasında yırtmaç olacak dedim, öyle değil mi? Bak şöyle, yırtmaç olacak. Böyle, bak böyle. Dön. İşte böyle. Canım çok güzel yanıyor. Oldu, harika oldu. Sevil Hanım. Ne Sevil Hanım ya? Ne Sevil Hanım? Sevilay. İyi misin sen? Sakinleştirici bir şeyler içtim. Şimdi daha iyi. Otursana herhalde abla. Mesajını alınca senin için endişelendim, hemen geldim. Evlenmişler. Benim de bugün haberim oldu. O kadın benim odama yerleşmiş. Sen bize mi geldin? Bugün geldim. Yanlış yapmışsın. Oğlumu görmeye geldim. Rana abla, hani halledecektin bu meseleyi? Hani o kadın gidecekti? Halletmeyi bir kenara bırak. Evlenmişler, senin ruhun duymamış. Ben sana ne dedim? Onlar evlenemez dedim mi Sevilay? O kadın buradan gidecek dedim. Ki gidecek. Ama bu şekilde değil. Böyle olmaz. Kendine hakim olmak zorundasın. Öfkeli yapılan her hareket onu mağdur gösterecek. Bu da bizim hiç işimize gelmez. Umarım söylediğin gibi olur Rana abla. Yoksa bu iş çok çirkinleşecek. Bu ne demek şimdi? Sizin hakkınızda çok şey biliyorum. Kimsenin duymasını istemeyeceğiniz şeyler. Ve bazen bütün bunları içimde tutmak çok zor geliyor. Sığmıyor. Bu bir tehdit mi? Şöyle diyelim Rana abla. Eski hayatıma geri dönmek için bir temenni. Hoş geldiniz. Ah, kusura bakmayın, ben sizin burada olduğunuzu fark etmedim. Hiç rahatsız olmayın, iyi geceler. Aa, yo, lütfen, rahatsız etmiyorsunuz. Akşam yemeğinde yoktunuz. Haluk'la birlikteydik. Güzel vakit geçirmiş gibisiniz. Evet. Ne zamandan beri baş başa kalamıyorduk. Oteli gördüm ben bugün. Ha, demek siz de oteldeydiniz. Neredeyse karşılaşacakmışız. Evet, siz de oradaymışsınız. Evet, Haluk'la bir şey halletmemiz gerekiyordu. Gerçi size söz etmiştir. Ufak bir formalite. Ne formalitesi? Evlilik sözleşmesi. Evlilik sözleşmesi mi? Aslında artık evli olduğunuza göre mal paylaşım sözleşmesi. Önemsiz bir imza. Abla? Biz evlilik sözleşmesi mi imzalayacağız? Nasıl?
Sen ne söyledin Güneş abla? Sadece bugün konuştuklarımızdan söz ettim. Öyle mi Haluk? Sen mi söyleyecektin? İyi geceler herkese. Güneş! Umarım pot kırmamışımdır. Sen ne yaptığını sanıyorsun sen? Senle bunları mı konuştuk biz? Er ya da geç bunlarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Ben sadece... Sakın! Sakın bir kelime daha söyleme, sakın! Güneş! Güneş Hanım, yatmak üzereyim. Yatarsınız Rana Hanım. Siz bizi istemiyorsunuz değil mi? Sanırım sinirlisiniz. İsterseniz sakinleşin, sabah konuşalım. Yok, ben sakinleşmek falan istemiyorum. Siz bizi istemiyorsunuz evet. Ama biz Haluk'la birbirimizi seviyoruz. Ne mutlu. Şimdi izin verirseniz... Yatmak istiyorum. Ben bir saattir buradan çekip gitmeyi düşünüyorum. Kafamda uçak biletlerini aldım, eşyaları toparladım. Hatta kızlara bu durumu anlayabilecekleri bir dilde anlattım. Ama sonra dedim ki ben niye bunu kendi kendime yapıyorum ki? Ben size yanlış hiçbir şey yapmadım Rana Hanım. Haluk'la ikimiz de bu ilişkiyi yaşamak için sizden izin alacak değiliz. Birbirimize geri dönüşü olmayan cümleler kurmayalım isterseniz. Bence kuralım. Ben gitmemeye karar verdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü haklıyım. Sizden kaçmayacağım Rana Hanım. Öyle mi? Demek savaş ilan ediyorsunuz. Nasıl anlamak isterseniz. Hatta bunu yazılı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Anlamadım. Evlilik sözleşmesi. Hemen imzalamak istiyorum. Hatta sabah ilk iş getirin imzalayacağım. Şimdi yatabilirsiniz Rana Hanım. İyi geceler.